Sevgili seyirciler, Nevşehir Derinkuyu'da Yazıök köyünde çok özel bir parktayız. Rafet Topraktepe'nin yapmış olduğu Zeki Müren Parkı'ndayız. Rafet amca! Ya gel amcam gel, maşallah sana ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Sen nasıl böyle bir şey aklına geldi? Böyle evinin kenarına park yapmışsın değil mi? Zeki Müren söylediği şarkılarla dertlerimize deva oluyor. Evet. Ona vefa borcum olduğunu hissettim. Ne güzel. Vefa borcumu gidermek için bu parkı yaptım. Bu anıtı yaptım, Zeki Müren anıtı. Burası senin evinin bahçesi aslında değil mi? Ama böyle halka açık değil mi? Evet, sonuçta park evet, yani. Tabii aslında bütün herkese, insanlığa açık. İnsanlığa açık, aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Burası kaç metrekare? 100'e yakın. 100'e yakın, harika. 100 metrekare dedin ki içinden geldi. Ben dedim Zeki Müren parkı yapacağım dedim. Çok güzel sözler var burada. Çok eyvallah. Güzel böyle değil mi? Ne güzel. Hadis-i şeriften tut da ondan sonra çok güzel şiirlere kadar hepsini yazmışsın. Aslında dünyamızı güzelleştirmekle mükellefiz. Dünyamızın ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum. Bravo. Havasını teneffüs ediyorum. Dünyamızı elinden geldiği kadar güzelleştirmem lazım. Harikasın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Harika bir adamsın. Çünkü ne biliyor musun? Buraya ciddi bir masraf yapmışsın sen. Bayağı emek çoğaldı. Emek çok. Masraf çok. Ben orada bir yazı gördüm. Sancar Topraktepe. O kim? Torunum olur. Beraber mi yaptınız? Herkes karşı çıktı. Bir Sancar bana destek oldu. Ne güzel ya. Bir de Allah vergisi yeterek var. Benim kadar katkısı oldu buraya yapmak. Maşallah. Bir şey söyleyeyim. Herkes karşı çıktı. Hemen. Sadece destek, Sancar, torunun. Evet, dedi ki oldu. Dede yanındayım. Evet. Vay. Sen de oraya onun ismini yazmışsın. Şimdi Ankara'da okuyor. Sağ olsun. Selam olsun Sancar'a da. Böyle bir mantar de, taşlar var üzerinde. Bunlar ne? Eski değirmen. Değirmen değil mi bu? Çok güzel, çok şık. Şurada da var. Bunların hepsi sevgili seyirciler eski değirmen taşları. Ona benzer. Şurada ne olduğunu ben de bilemiyorum. Buna eski bir taş şu. Bu da herhalde. Şuraya oymuşlar. Kumbara taş. Para atıyorum buraya. Olabilir. Olabilir. Bura gizli. Para olsa da atsak. Vallahi para olsa da atsak. Paraları bitirdin ya Allah'ım sen burada. İşte. Değil mi? Evet. Rafet amca, çok ince bir şey düşünmüşsün. Dedin ki içinden gelmiş böyle bir şeye girmişsin. Sadece torunun destek olmuş sana. Ama halka açık çok güzel bir park yapmışsın. Tabii insanlığa açık. İnsanlığa açık. Dünyanın her yerinden çünkü insanlar gelebilir buraya. Şahane bir park olmuş. Biz de duyduk, dikkatimizi çekti. Yazıök köyünde. Yani aslında şu çok hoşuma gitti. Hani senin bir böyle vizyonun, düşüncen, bir hayalin olduğu zaman köyde de olsa şehirde olmayanı yapabiliyorsun. İşte tabii. Müzik dinleme tutkusu var bende. Çok mu seviyorsun? Yüksek sesle müzik dinleme tutkusu var. Hanım yüksek sese razı olmuyor. Tartışma çıkıyor. Aramızda ben gidip garajda arabanın içinde dinliyorum. Gerçekten. Gündüzleri akşama kadar çalışırım. Akşamda 2-3 saat müzik dinlerim. Bazen uyuyup kalıyorum. Gecenin 2-3'ü oluyor. Kalkıp geliyorum evime. Ama arabada dinliyorsun. Harikasın ya. Ne güzel valla. Peki Rafet amca, sen böyle müzik tutkunu bir adamsın. En çok hangi müzik türlerini seviyorsun? Genelde halk müziğiyle sanat müziğini dinlerim. Neşet Baba da dinlersin o zaman. Feyzullah Çınar. Eyvallah. Ömer Şen. Nurettin Dadaloğlu ağırlıklı dinlerim halk müziğini. Sanat müziğinde Zeki Müren ağırlıklı. Sen garaja gidiyorsun böyle 2 saat 3 saat açıyorsun bunları dinliyorsun evet. Böyle. Harikasın valla. Burada da böyle aslında burası bir anıt şeklinde sevgili seyirciler. 2016'da yaptın. Ne kadar sürdü burayı yapmak? 2 sene sürdü de diğer işlerimi de yaptım. Boşluk zamanlarında çalıştım genelde. Normalde ne iş yapıyordun amcam, Rafet amcam? İlk zamanda çalıştım. Mesela buraya dışarıdan gelenler oluyor her yerden değil mi? Evet. Oluyor. Ne diyorlar? Pek çok hayran oluyor. Değil mi? İşin doğrusu evet. Peki Zeki Müren'in en sevdiğin şarkısı? Gülünce gözlerin içi gülüyor. Vay. Vay vay. Peki yengem sevmiyor mu? Eşini sevmez mi müziği çok? Halk müziğini biraz dinler de benim kadar sevmez tabii. Sen nasıl? Aramızda sen biraz, kadar fark var. Sen biraz yüksek sesle dinliyorsun. Senin olayın o. Biraz kıs. Kısınca beni kesmiyor. İşin doğrusu. Acı kıs diyeceğim ama seni kesmiyor. Ben de kesmez. Ben de arabada açarım böyle arada bir. Evet. Değil mi? Daha güzel oluyor. Tabii. Şimdi bu çok güzel bir proje. Çok güzel bir eser bırakmışsın aslında değil mi? Eyvallah, tabii. Bu taşların bir özelliği var mı? Bu ne kadar süre? Mesela dayanır mı bu taşlar? İşte 4-5 sene dayanacak bir dakika. Şekilde yaptım. 4-5 bin sene mi? Evet. Nasıl yani? Şu oksijen taşlar öyle çok dayanır. Öyle mi? Bir de işçiliği zor. Bunu yaparken bu işin profesyoneli olduğum halde onlarca defa ellerimi kestirdim, parmaklarımı kestirdim. Ay Allah korusun. Birkaç defa gözüme sıçradı, doktorluk falan oldum. Ay Allah korusun. İşçiliği aşırı derecede zor bu oksijen taşların. 5000 sene gerçekten dayanıyormuş o taş 5000 sene? Hatta taşlarla konuşurum bile. Nasıl bir taşın ne kadar dayanacağını bilirim ben. Taşlarla nasıl konuşursun mesela? Ben söylüyorum, onlar pek bana cevap vermiyor da konuşurum diye avutuyorum kendimi diyelim. Ne güzel ama bu kadar demek ki işin içinde yani sonuçta tabii, evet. Ehlisin yani. Bu o da bir sanat, taş sanatı yani. Sayılır. Hiç hatasız yaptım bak. Hiç. Her şeyi sen mi yaptın burada? Bu çekiçle mi bunları şey yaptın? Çekiçle. O yazılar oyma yazı.
Öyle düz yazı değil, oyma yazı. Çok kolay güzel. Değil. O çiçekler falan kağıda çizseniz eğri büğrü çizersiniz. Bak dümdüz hepsi. Onu diyeceğim, o yuvarlakları falan böyle oyarak mı şey yaptın? Evet. Vay be. Ya sende müzik var. Sende taş sanatçılığı var. Maşallah yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.